Silahla, hapiste, sıkı yönetimle milleti sindirdiler. Ama bugün bu millet demokrasiden, milli iradeden, büyük Türkiye hedeflerinden asla taviz vermez. İhaneti asla ve asla cevapsız bırakmaz. Kardeşlerim, 3 haftadır meydanlardayız. 22 Şubat'ta Sivas'tan yola çıktık. En son dün Eskişehir'de 18. mitingimi yaptım. İnanın meydanları hiç bu kadar coşkulu görmedim. Meydanları hiç bu kadar heyecanlı, bu kadar kalabalık görmedim. Hele hele Malatya zirve yaptı. Zirve yaptı. Tabii şimdi Gaziantep'in kıskandığını biliyorum. Çünkü Gaziantep'te de biliyorum ki aynı durum olacak. Anadolu'da, Trakya'da millet hükümetine, partisine, başbakanına sahip çıkıyor. Tüm Türkiye'de asil millet iradesine, demokrasiye, istikbaline sahip çıkıyor. Gittiğimiz her şehirde adeta tarihi yazılıyor. Kardeşlerim, bakınız, gittiğimiz her şehirde halk gözyaşları içlerinde bizleri sahipleniyor. İşte şu anda bunu gölgelemek için, bunu farklı göstermek için muhalefet partileri ve medya 40 dereden su getiriyorlar. Ne diyorlar meydanlarda bunu görünce? Montaj, dublaj. CHP'nin genel başkanı taşıma diyor. Medya çıkıyor bu sevdaya, bu muhabbete çamur atıyor. Bunlar millet iradesini hiçbir zaman kabullenemediler. Hiçbir zaman da kabullenemeyecekler. Milleti hiçbir zaman anlamadılar. Millete ve onun tercihlerine hiçbir zaman saygı duymadılar. İşte dün CHP'nin genel başkanı bir ifade kullandı. Başörtüsü sorununu ben çözdüm dedi. İnandınız mı? Ama tabii karşısında bulunanlar belki inanır gibi yaptılar. Bakınız, çok enteresandır. Tarih 9 Şubat 2008. MHP ile birlikte başörtüsüyle ilgili parlamentoda kızlarımızın üniversiteye başörtülü gitmesine yönelik bir anayasal değişiklik, bir düzenleme yaptık. Ve neticesinde 411 kabul, 103 redle parlamentodan bu çıktı. Ve bunu Anayasa Mahkemesi'ne kim götürdü biliyor musunuz? CHP götürdü. CHP bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Ve maalesef Anayasa Mahkemesi o zaman bunu CHP'nin arzusu istikametinde, tabii bunun üzerinde Anayasa Mahkemesi'nin de tabii çok durması lazım, o arzu istikametinde kararını verdi. Ama ne oldu? Ardından biliyorsunuz bizim referandumumuz oldu. Bu referandumla beraber %58'de millet ne yaptı? Bu işin önünü açtı. Ve tabii kızlarımızın üniversiteye başörtülü gidişi olsun, devlet dairelerinde başörtülü çalışması olsun, bunun önünü açtık. Bu defa da 11 Ekim 2013 CHP'nin İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal başörtüsü düzenlemesinin iptali için Danıştay'a başvurdu. Danıştay bu başvuruyu reddetti. Önümde. Reddetti. Ya şimdi çıkmış utanmadan, sıkılmadan bu işi diyor ben hallettim diyor.
Kargalar bile güleniyor. Ya yalan olur da bu kadar olmaz. Onun için akşam başka, sabah başka. Böyle olmaz. Bunlar zannediyorlar ki biz doğru konuşmamak suretiyle biz bu işi halledeceğiz. Kendilerini akıllı zannediyorlar. Kendilerini seçkin zannediyor. Milletin tercihlerini aşağılıyorlar. Hiç kusura bakmasınlar. Bu ülkeyi artık manşetler yönetmiyor. Bu ülkeyi artık holding patronları yönetmiyor. Bu ülkeyi Pensilvanya'daki çiftliğinde oturup buraları karıştıran fitneciler de yönetmiyor. Kapılara gelen ablalar olabilir. Bizim ablalarımız burada. Çünkü bu ülkeyi millet yönetiyor. Siz yönetiyorsunuz. Ve her zaman da millet yönetecek. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Siz varsınız, biz varız. Bizim rotamızı siz çizdiniz, siz. Ve biz de o istikamette gidiyoruz. O istikamette gideceğiz. Sizlerle birlikte gideceğiz. El ele gideceğiz. Omuz omuza gideceğiz. Ve bu ülkede hakkın ve halkın ne diyor olacak? Bunların değil. Onun için şurada 22 gün var. Kapılara bazı ablalar gelebilir. Bizim ablalarımız onlara gerekeni, gereken cevabı verecektir, ben buna inanıyorum. Ve yurtlarda, evlerde kızlarımıza gece beddua seansları yaptırıyorlar. Şahsıma, eşime, kızlarıma beddualar ettiriyorlar. Ve bazı illerde kızlarımız yanımıza geliyor. Bizi bu beddualara katılmadığımız için yurttan atıyorlar diyorlar. Çok enteresan. Ben de onlara şunu söyledim. Asla mahzun olmayın. Asla üzülmeyin. Hanginizi atıyorlarsa hemen bize müracaat edin. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına sizi yerleştireceğiz. Eğer oralar yetmiyorsa biz sizi otellere yerleştireceğiz. Oralar yetmiyorsa biz sizi devletin sosyal konutlarına yerleştireceğiz. Çünkü böyle bir zulüm görülmedi. Bu zulmün karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti gücünü ortaya tam manasıyla koyacaktır. Türkiye'yi dışarıdan kurumlarını ele geçirmek suretiyle huzurunu bozmaya kimsenin hak ve selahiyeti yoktur. İşte çıkmışlar, o bildik türkülerini söylüyorlar. Tek adam demeye başladılar. Diktatör demeye başladılar.
Hey Kılıçdaroğlu, hey Bahçeli, ben diktatör olacağım, siz bana bu şekilde hakaret edeceksiniz ha? Mümkün mü ya? Diktatörün olduğu yerde böyle konuşabilir misiniz? Böyle saldırabilir misiniz ya? Kaçacak delik ararsınız, delik. İstediğin hakareti yapacaksın, bundan daha büyük hürriyet olur mu ya? Buradan onlara tekrar sesleniyorum. Tek adam diyenlere, diktatör diyenlere sesleniyorum. Seçime 22 gün var. 22 gün sonra sandık ortaya gelecek. Buyurun, devirin o diktatörü. Bakın ben ne diyorum? Diyorum ki, eğer bu seçimde AK Parti birinci olarak çıkmazsa ben genel başkanlığı bırakmaya hazırım diyorum. MHP'nin genel başkanı hesap yapmış. Diyor ki %51'in altında alırsam bıraksana diyor. Ya bu seçim yerel seçim. Ve bu yerel seçimin de hedefi %51 çıtası değil ki. Bu seçimde sen ne kadar belediye alacaksın? Sen ne kadar oy alacaksın? Buna bak. Ama bir şey söylüyorum. Birinci parti olmak değil midir her siyasetçinin hedefi? Sen nasıl siyasetçisin ki kendin bir defa geride kalmayı kabul ediyorsun? Benim kendi çıtamı kendine örnek olarak alıyorsun. Çalış, senin de olsun. Düşünebiliyor musun? Yani birisi 11, 12, 13, 14 bunu kabul ediyor. Bir diğeri de 25, 26, 27 bunu kabul ediyor. Ama hiçbirisi ya ben 50'yi nasıl alırım diye bunu düşünmüyor. Aradaki fark bu. Biz seçim için çalışıyoruz. Biz sandık için çalışıyoruz. Bizim gündemimizde 30 Mart var. Ama işte bunlar maalesef Pensilvanya'yı da yanlarına aldılar. Yandaş basın seçim görmüyor, 30 Mart'ı görmüyor. Diktatörlükten, tek adamlıktan bahsediyorlar. Ben burada bir şey açık açık ifade edeceğim. Ülkemin ulusal güvenliğine bir saldırı varsa onunla mücadele ederim. Ülkemin istiklaline yönelik saldırı varsa onunla sonuna kadar mücadele ederim. Ülkemin birliğine, bütünlüğüne, istikrarına, huzuruna karşı saldırı varsa ben ona göğsümü siper ederim. Kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? İstanbul'a 3. havalimanını yapıyoruz. 100 ila 150 milyon kapasiteli yılda bir havalimanını yapıyoruz. Ya şimdi kalkmışlar bu paralel yargı bu havalimanını yaptırmamak için elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Ya böyle bir vatansever olabilir mi? Böyle bir milliyetperver olabilir mi? Bu havalimanı kime hizmet edecek? Bir, Türkiye'ye ve tüm insanlığa. Ve dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi olacak. Ve burada devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor. Tamamen yüklenici firmalar bunu üstleniyor. 46 milyar dolar yatırım yapacaklar buraya. Nerede kaldı bunların vatanseverliği, milliyetperverliği? Maalesef. Durum bunlar açısından çok kötü. Ama kim ne derse desin, biz orada temelimizi inşallah Nisan'ın sonu, Mayıs'ın ilk haftasında coşkuyla, gururla gideceğiz, atacağız. Kimse de onun önünü kesemez. Niye? Kardeşim bizim yapacak işimiz var. Biz büyük medeniyet yolunda insan dedik, demokrasi dedik, şehir dedik. Bunu başaracağız. Daha başkası. 3. köprü. Bir de baktım onun da önünü kesmek istiyorlar. Ya kesemezsiniz. Bak 250 metre birisi yükseldi, 250 metre karşısı yükseldi. Şimdi artık asma köprünün tabliyeleri vesairesi onlar başlıyor.
2,5 milyar dolar. 15 yıl kullanacak, işletecek. 15 yıl sonra o da devlete teslim edecek. Devletin cebinden para çıkmıyor. Bu şekilde yapılıyor. Aynı şekilde Marmaray'da yaptılar. E bakın Marmaray. Geçenlerde 2 gün biliyorsunuz İstanbul'da sis vardı. Trafikler durdu. Ama Marmaray.